Evet arkadaşlar, bugün Sony DSLR-VX350 kamera incelemesini yapacağım. Ben bunu kullanıyorum. Bu şekilde çok şık bir kılıfı var. Kutusunun açılımının içinde ne var ne yok incelemeye çok gerek yok. İçinden bir adet fotoğraf makinesi. Bir adet şarj aleti. Bu şekilde. Kendine ait. Bu bataryayı kendi içerisinde şarj ediyor. Çıkarıp da buna takmanıza gerek yok. Kesinlikle. Bir de USB kablosu çıkıyor. Cep telefonuna bağlamak için. Ama Wi-Fi üzerinden bağlanabiliyor. Buna gerek yok. Bu şekilde bunu kenara alalım. Şöyle küçük şık bir kutusu var. Burada özelliklerine kısaca yazıyor. Wi-Fi olduğunu burada görebiliyoruz. 1080p 60 fps video çekebiliyor. Evet, 1080p 60 fps video çekebiliyor. 20x optik zoom, 4x'e dijital zoom'a sahip cihaz. Şu düğmesine basarak start verebiliyoruz. Gördüğünüz gibi gayet küçük. 3 inç ekrana sahip. Şurada çekim modları arasında geçiş yapabiliyoruz. Şu şekilde göstereyim. Şu an akıllı otomatikte. Her şey otomatik ayarlıyor. Normal otomatik modumuz var. Sahne seçimi var. Panorama için ayrı mod yapmışlar. Ve de film modu var. Burada çeşitli modlar arasında geçiş yapabiliyoruz. Yani her şey için bir şey ayarlamışlar. Şu film cihazın içinde 16 GB'lık bir hafıza kartı var. 16 GB'lık hafıza kartı var. Gayet ekonomik aslında. 18 megapiksel dediğim gibi. Ama 4 bölü 3'te 18 çekiyor. Bunu 16 bölü 9 alırsak 13'e düşüyor fotoğraf kalitesi. Dosya biçimi bu şekilde yüksek kaliteli çekebiliyoruz. Veya MP4 şeklinde biraz daha düşük kaliteli saklayabiliyoruz. 3 tane modu var. Şu 30 FPS çekiyor. Şu da 50 FPS. 60 değil ama 50 çekiyor aslında. Ve bayağı yer kaplıyor o zaman. Akıllı telefona gönderebiliyoruz. Bilgisayara gönderebiliyoruz. TV'yi yansıtabiliyoruz. Wi-Fi'si olduğu için bunları yapabiliyoruz. Akıllı telefonu ile kontrol edebiliyoruz. Bu bayağı güzel bir özellik. Hem karşıdan çekim yaparken telefondan takip edebiliyorsunuz. Yaklaşık 2 saat, şu an gösteremiyorum ama yaklaşık 2 saat kadar çekim yapabiliyor. Full HD olarak 16 GB'a ve 2000 civarında da fotoğraf alabiliyor. Tekrardan şöyle çıkalım buradan. Şimdi size dışarıda çektiğim bazı fotoğrafları göstereceğim. Fotoğraflar normal açıyla çekilmişti. Bir de pardon normal ışıkta çekilmişti. Bir de ters ışıkta çekilmiş olan fotoğraflar var. Onları göstermek istiyorum. Optik zoom'un ne kadar efektif olduğunu, ne kadar dışarı çıkıyor objektif şöyle göstereyim. Yani çok fazla objektif çıkmadan bu 20x'i uygulayabiliyor cihaz. Ve bu 20x'in efektifliğini gösteren bir videom var. Onu göstereceğim şimdi. Zoom gördüğünüz gibi gayet efektif çalışıyor ve gayet başarılı işler yapabiliyor ve yeterli, yani böyle küçük cebinizde taşıyabileceğiniz makine için bence gayet yeterli. Bir de akşam gün batımında düşük ışıkta çektiğim bir fotoğraf var. Bunu da
Cep telefonu kamerası da aynı açıdan çekmeye çalıştım. Xiaomi Mi A3. Onunla kıyaslamanızı istiyorum hani kalite anlamında. Hani ben çok fark etmeyeceğini düşünüyorum. Telefonla çek aynı hesap derler ki Mi A3'ün de kamerası iyi olduğu söylenir ama fark gerçekten belli olur. Ve son olarak da yine Mi A3 ile çektiğim ve kamerayla çektiğim videolar var. Kıyaslama anlamında. Bunları telefonun ön kamerasıyla çektim. Ve kamerayı kendime tutarak çektim. Dışarıda ters ışıkta çektiğim fotoğraflar. Yani dönüyorum. Orada ters ışık ve ışığın önüne aldığında nasıl davrandığını gösteriyor. Bir de kapalı bir alanda yürüyerek çektim titreşimini göstermek anlamında. Bu videolarla videomuzu sonlandırıyoruz. Görüşmek üzere. Bu da dışarıdan sesli görüntü. Sesimi nasıl alıyor bilmiyorum ama bu şekilde. Biraz hareket edelim. Güneş altımıza alalım. Bu da aynı görüntünün bir benzerinin